16 Kasım, Sezai Karakoç. 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Karakoç, ilkokulu Ergani'de, ortaokulu Maraş'ta, liseyi ise Gaziantep Lisesi'nde okudu. 1950-1955 yıllarındaki üniversite eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Şubesi'nde tamamladı ve Maliye Bakanlığı'nın Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi kısmında memuriyete başladı. Bakanlık bünyesinde belli inkıtalarla çeşitli görevlerde bulunan Karakoç, 1973'te bir daha dönmemek üzere memuriyetten ayrıldı. İlk şiiri lise yıllarında Büyük Doğu Dergisi'nde yayımlanan Karakoç'un üniversite yıllarında bir şair olarak temayüz etmeye başladığı görülür. İlk dergicilik tecrübesini bu yıllarda sadece iki sayı yayımlanan Şiir Sanatı isimli dergi ile gerçekleştiren Karakoç, 1955'te memuriyetinin İstanbul'a naklinin akabinde bir süre Büyük Doğu Dergisi'nin edebiyat ve sanat sayfasını yönetti. 1957-1958 yıllarında Pazar Postası'nda Balkan Şiiri ve diğer 18 çalışmasının yayımlanması, her ne kadar Karakoç varoluşu idrak farkı bakımından kendisini onlardan ayrı tutsa da, İlerleyen zamanlarda isminin ikinci yenice şiir akımının kurucu şairleri arasında anılmasına vesile oldu. İlk şiir kitabı Körfez, 1959'da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelendirdiği dirilişi çıkarmaya başladı. 27 Mayıs ihtilalinin arafesinde çıkan dergi, Nisan ve Mayıs aylarında iki sayı çıkmış ve ihtilal yüzünden yayına devam edememiştir. 16 Aralık 1963 itibarı ile Yeni İstanbul Gazetesi'nde Farklar sütununda bir süre günlük yazılar yazan Karakoç, Mart 1966'da dirilişi yeniden çıkarmaya başlamışsa da Mart 1967'de kapatmak durumunda kaldı. Bu arada İslam'ın Dirilişi ve İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı kitapları ile İslam, Farklar, Diriliş Çevresinde isimli 3 eseri ise ilk olarak yazılar adı altında tek kitap halinde basılmıştır. Temmuz 1967'de yeniden yayın hayatına dönen Büyük Doğu'da yazmaya başladı. Bu dönemdeki yazılarının kitaplaşmasıyla da Kıyamet Aşısı adlı kitabı ortaya çıkmış oldu. 4 Aralık 1967'den itibaren Baba Ali'de Sabah gazetesinde 10 ay süreyle sütun başlığı altında yazılar yazdı. Mağara ve Işık, Gül Muştusu kitapları da aynı dönemde basıldı. 1969'un Ekim ayında başlayan süreçte 126 sayı yayımlanan Dirilişin 1971'de yayın hayatına bir kez daha ara vermesiyle Karakoç, Milli Gazete'de Sur başlıklı köşesinde yazılar yazdı. 1974-1976 arasında düzenli olarak 18 sayı çıkan Diriliş, ardından 1978'e kadar gazete, Ekim 1979-Eylül 1980 arasında aylık olarak 12 sayı yayımlandı. 7 Ocak 1983 ile 17 Haziran 1983 tarihi arasında günlük gazete, 25 Temmuz 1988'de haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Dirilişin, bazı inkıtalarla devam eden ve toplam 7 dönem ve 396 sayı devam eden yayın hayatı, 5 Şubat 1992'deki sayısıyla sona erdi. Sezai Karakoç, 26 Mart 1990'da Diriliş Partisi'ni kurmuş, ancak parti iki kez üst üste seçimlere katılmadığı için yasa gereği 19 Mart 1997'de kapatılmıştı. Karakoç, 23 Nisan 2007'de tekrar kurduğu Yüce Diriliş Partisi'nde genel başkanlık yaptı. 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da vefat etti. 17 Kasım 2021'de Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazına müteakip defnedildi.